Hoş geldiniz Meral Hanım. Aynen. 15 yaşındaki kızınız Buket Duyar'ı aramak üzere geldiniz. Evet. Esra'm, sana sığınıyorum yavrum. Benim kızımı buraya getir. O çocuğumu yem etmeyeceğim asla kimseye. Ölene kadar peşindeyim onun. Peki onu kim yem olarak kullanmak istiyor? Arkasında kim varsa yataklık yapan. Neye yataklık yapan? Buket'e. Hiçbir haber, bir aydır. Ne haber, ne iz, ne bil. Telefon asla. Buket ne yapıyor ki ona yataklık yapsınlar? Aynen öyle. Siz dün anladığım kadarıyla, yanlışsam düzeltin. Siz Buket'in bir erkek arkadaşı olduğunu, isminin Şükrü olduğunu, sizin de bu beyefendiyi tanıdığınızı, Şükrü ile de Damla'nın arkadaşı olduğunu ve ev arkadaşı olduğunu belirttiniz. Ama bu kadar uzun gitmiyordu. En fazla bir gün... Kısa giderse sorun yok, uzun giderse sorun mu? Şimdi bu sorun arada... değil ama hiçbir haber yok. Onda haberimiz oluyordu. Meral abla, tekrar bir soru soracağım size. Buket 15 yaşında, bu çocuk kaç kere evden kaçtı? Ya o 4-5 defa gitti ama kısaydı. Şimdi bak, dün birkaç kere dedin, bugün 4-5 kere dedi. Yani işte bir 4-5... Bence iyi düşün. Kaç kere 5 gitti? 5 defa ben gittim polise. Daha fazla gitmiş olabilir misin? Ya da gitmediğin zamanlar var mı? Ya hani arıyordu Şükrü. Burada diyordu. Biz gidip alıyorduk. Yani internet kafeden ona yazıyormuş Şükrü'ye. Şükrü diyordu Buket internet kafeye gelmiş dedi. Hemen biz bu kız ondan fazla evden kaçmış. Değil mi? Beş kere değil. Yani polise gittiğim 5 kere. İddianıza göre kere, bu kişilerin 10 kiradan. Hep de Şükrü Akıncı tarafından mı? Ya Şükrü değil Damla. Onun yanındakiler. Ama Şükrü sürekli bize haber verdi. Şükrü 24 yaşında bir delikanlı, kızınızla arkadaş, sevgili. Evet. Her kaçtığında onun yanına. Şimdi Şükrü'nün yanına gidiyorsa, siz Şükrü'ye güveniyorsanız, telefon hattında Damla Yalçın da var, onu da alacağım. Güveniyorsanız bunun adı kaçmak olmuyor. Kızınızın gittiği yeri biliyorsunuz anlamına geliyor. Bu kız evden kaçıyor, 10 defa kaçıyor. Bu 20 Kasım'da son kaçışı artık. Kaçtığında... Kaçtıklarında Damla Yalçın evinde kalıyor, değil mi? Evet. Bunu siz söylediniz. Evet. Damla Yalçın'ı Şükrü tanıyor. Aynı zamanda Onur diye bir çocuk var. Üçü beraber bunların arkadaşlar. Ama bu kız bu gidişinde en son Hasan Koyun ismindeki birine mesaj atıyor sosyal medyadan. Abi, pardon abi dememiş. Kaçtıktan 3-4 saat sonra Instagram hesabı bu yurttaki arkadaşı Nermin'de açık kalınca Hasan Koyun'a şöyle bir mesaj atıyor. Abi beni acil ara, bana kalacak yer ayarla, bana sağlam bir yer ayarlar mısın? Bu Hasan Koyun da kimdir, neyin nesidir, o da çıkacak ortaya. İnternet ortamında yazdığı mesaj bu. Hasan Koyun da fotoğrafı da ekranda. Yaşça da kızınızdan büyük biri. Neden böyle bir insan? Akrabanız mı Hasan Koyun? Tanıdığınız biri mi? Hayır. Siz bu ismi daha önce duydunuz mu? Hiç duymadınız. Damla Yalçın telefon attı. Damla Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Kaç yaşındasınız? 32. 32. Evet. Damla ile arkadaştı. Yani 15 yaşındaki bir çocukla arkadaş olmanız çok da mümkün değil. Siz onun Esra en fazla Hanım, ablası olabilirsiniz. Esra Hanım, benim kendi kızım zaten 15 yaşında. 15 yaşında. Benim kızım 15 yaşında. Benim iki tane kızım var. Bir 15 yaşında bir de 10 yaşında kızım var benim. Yani böyle bir suçlamada nasıl bulunabilir o hanımefendi? Orada ben onu anlayamadım. Hangi suçlamada bulundu? İşte benim evime, benim yanımda diye, benim yanıma gelip gitti diye. O bir sene önce Şükrü getirmişti yanında. Sevgilimle geliyorum tamam, dediğinde. Tamam gelmiş o zaman oradan başlayalım. Bu ben bir iftira değil. Bir soru. Damla sen efendim? Buket Duyar'ı nerede, nasıl tanıdın, tanıştın ve niçin bu dönem senin evinde kaldı? Benim evimde kalma bir muhabbeti olmadı Esra Hanım. Şöyle oldu, Şükrü benim yanıma gelecek. Dedi ki yanında bayan arkadaşım da var dedi. Abla dedi sıkıntı olmaz dedi. Bizim bayan arkadaşımız da başımız gözümüzde yeri var dedim. Buyur gel ablam dedim yani misafir sonuçta dedim. Şimdi evime geleni ben GBT'ye sokamam ya, doğru mu? Ben yaşını sordum, kaç yaşındasın dedim. 21 yaşındayım abla dedi bana. Ondan sonra ben dedim ki böyle bir baktım dedim ki bak dedim yanlış anlama bak kızım dedim. Benim dedim kızım 15 yaşında aynı dedim yani dairesinin yüzünde de bir bebek yüzü var dedim. Yani daha tam yüzünde oturmamış senin dedim. Senin yaşın dedim bak 21 değil. Ondan sonra durdu arada birkaç zaman geçti böyle. Dedi ki bana abla dedi sen bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de 18'ime dedi 3 ayım kaldı yani 18'ime günümü aldım ben dedi bana. Ondan sonra ben de baktım öyleyse bak ablam dedim.
o kız. Ondan sonra işte neyse o gün birkaç saat yanımda durdular benim. İşte yemek yedik. Yemek yapıyordum zaten o sıra. Yemek yedik. Çay kahve içtik. Ondan sonra bunlar gittiler. Nereye gidiyorsunuz dedim de Sarıgöl'e gideceğiz dediler. Sarıgöl'e gidecekler Manisa'ya. Aynen. Bu bir sene önceki olay abla bak. Kaç? Bir sene önce oluyor. Bir sene peki, önce olay bir oluyor. Sene içerisinde Buket kaç kere sizde kaldı? Kalma değil mi? Taş çatlasın. Yani beş kere geçmemişti yani. Beş kereden fazla görmemişimdir ben Buket'i. Şimdi sizin çatlasın. Evinizde beş kereden fazla kalmadı mı? Benim evimde kalma gibi muhabbet olmadı zaten abla. Geldiler misafir olarak. Yalan hayır, söyleme. Ben yalan söyleme. Bahsediyorum. Yalan söyleme. Annesiyle de konuştum. Buket'i evinden alıp aparta götürüp başkalarının kimliğinden neden saklıyordun? Hayır. O ben değil. O Şükrü'yle bak. Hayır. Abla, sen. Bağırmadan konuşur musun? Neden bağırıyorsun ben? Bağırıyor muyum? Buket'i aparta götürdünüz mü? Çekin elleriniz üstünden. Esra Hanım ve bu nasıl aparta kalması musun? İçin başka birinin, reşit birinin kimliğini kullandınız hayır, mı? Hayır, bakın hayır. Ben bakın kamera kayıtları da var. Bu mobesi denen bir şey de var bu var, memlekette. Var. Doğru mu? Ha, kamera kayıtları da var. Bakın şimdi şeyimin adım Buket. Ben tam evimden giderken aparta ben abimle tartışmıştım. Moralim bozuktu. Onu bırakın onları hiç o masalları ona, dinlemek istemiyorum. Buket sizin evinizde kaç gün kaldı? Siz apartta mı yaşıyorsunuz? Normal bir apartman dairesinde mi? Ben kendi evimde kalıyorum. Kendi evimde ama tartıştığım için abimle aile sorunlarına birkaç gün apartta kalmak istedim. Apartta sizinle kaldı mı? Benim apartta benimle birlikte geldi. Çünkü ben tam gideceğim zaman geldiği için... Ben dedim ki ablacığım ben aparta gidiyorum dedim. Abla biraz sıkıntılarım var dedim. Aparta gideceğim ben dedim. Damla Hanım olayı çok bana. Ayrıntıya giriyorsunuz ama evet. Bu kişinin Şükrü Bey'le bu kızın çift olarak hitap ediyorsunuz. Beş kez de sizin evinize geldiğini söylüyorsunuz. Niye? Evet. Yaşı küçük olduğunu fark Şükrü ettiğiniz mi? Kişiyle hayır. Evinizde ağırladınız bu kızı. Hayır. Ben yaşı küçük olduğunu apartta öğreniyorum. Çünkü bana TC'sini söylemek kimliğim yok diyor bana. Niye bu kız sizin hakkınızda bana uyuşturucu temin etti, beni istismara zorladı diye iddiada bulunuyor? Ben mi? Ben hayır, mi yapmışım Buket bunu? Hayır, Buket sizle ilgili böyle bir şikayette bulunmuş, şikayetçi olmuş. Ben zaten bir sene önce zaten ben polise ifadeye gittim de ben zaten bir sene gittim. Değil, en fazla iki ay oldu, iki ay. Ne iki ayından bahsediyorsun sen? Kaç ya? Kimin engelli motoruna? Ben size tarih vereyim, 25 Eylül. En son bir sene önce geldi benim 25 Ekim şeyle. Ayında oluyor her bunların şey hepsi. Esra Hanım, kopacak bu dananın buyruğunu burada. Dur, konudan kopmayalım, bir tek tek gitmek istiyorum. Damla Hanım, yani hikayeleştirmeden, uzatmadan anlatırsanız çok sevinirim. Evet. Damla, şimdi Buket defalarca evden kaçıyor. Anne de beş kere polise gidiyor. Siz hiç, sizin evinize geliyor sanırım bu kaçtığı zamanlarda. Hayır. Meral Hanım'ı arayıp, ben sana kızını bulurum, sen bana para ver, ben sana para karşılığında bu kızı bulur, ortaya çıkartırım dedin mi, demedin mi? Kesinlikle öyle bir şey demedim, öyle bir şey mi olur ya, bu ne demek ya? Söylemiş, kızımı bağlayın. Onlardan istemiş parayı. Şükrü Bey sizin neyiniz oluyor? Şükrü benim arkadaşım yani. Arkadaşım nasıl yani, bir arkadaş? Efendim? Nasıl bir arkadaş? Normal sosyal arkadaş yani. Sosyal arkadaş ne demek çalışıyordu o? En son. Sosyal arkadaş ne evet. demek? Ne demek halı sosyal yıkama, arkadaş? Halı ve koltuk yıkamada çalışıyordu o. Ben de benim koltuklarımı yıkayacaktım. Hatta biz o Hasan Koyun dediğiniz var ya. Evet. Hasan Koyun'u tanıyor musunuz? Hasan Koyun abi de ben şöyle tanıyorum. Mobilyacı kendisi. Benim eski sevgilimden dolayı beni oraya götürdü. Eski sevgiliniz kim sizi Hasan Koyun'la tanıştıran? Ahmet Akbaş. Ahmet Akbaş. Evet. Peki bu Onur kim? Onur benim arkadaşım. Onur benim şöyle söyleyeyim sana. Benim nasıl diyeyim? Sosyal arkadaşım yani ortamda tanıdığım bir arkadaşım yani. Şükrü sosyal mi? Efendim? Şükrü sosyal arkadaş mı? Şükür işte o abinin evine denk geldiniz. Ben de halı yıkamacıyım dedi bana. Halı koltuk yıkamacıyım ben deyince. Denk geldiniz. Yıllardan beri tanışıyorsunuz. Bak, şimdi Hasan Koyun, Ahmet Akbaş, Onur, Şükrü ve siz hep beraber bu beş kişi arkadaşsınız. Sizin grubunuza hepinizin yaşları büyük. Buket diye bir kız giriyor. Bu Buket hepinizin ortak bağlantısı. Buket
sizleri tanıdıktan sonra defalarca evden kaçıyor, sizin yanınıza geliyor ve sizle ilgili şikayetçi oluyor. Tüm bu isimleri en son de aparttan, bak en son aparttan o kendi tecesiyle giriyor ya aparta. Çınar'da bir aparta gitmiş bunlar Şükrü'yle. En son orada tecesiyle giriyor çünkü ben kendi kaldığım aparta ben bir orayı terk ettim. Ben yaşını öğrendikten sonra Şükrü de vardı. Şükrü dedim ki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şükrü dedim bu kızın yaşı küçük dedim. Hatta Onur da kızdı. Hayır, siz ne yapıyorsunuz ki kızın yaşından rahatsız oluyorsunuz? Efendim? Siz ne yapıyorsunuz ki bu çocuğun yaşından rahatsız oluyorsunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz diye anlayın. Siz şimdi ne yapıyorsunuz diyorsunuz. Ben orada sonuçta ağzımda sıkıntı olduğu için ben oraya gidiyorum. Kafa rahatlar. Hani kafamı bu aparta için kimler geliyor? Arkanızdan Şükrü geliyor mu? Hasan geliyor mu? Ahmet geliyor mu? Zaten, Onur geliyor mu? Zaten Buket benim yanımdayken, ben duştayken Buket'e de çıkıp gidiyor. Nereye gidiyor? Bir şey söylemiyor Buket. Yani bilmiyorum. Ertesi gün Şükrü'yle birlikte çıkıp geliyorlar. Şükrü'yle sevgili bunlar. Bu çocuk madde kullanılıyor mu? Madde kullandırıldı mı bu çocuğa? Siz şahit oldunuz mu Buket'e? Hayır. Ben size ne diyorum? Sigara bile içmiyor diye biliyorum ben o kızı. Allah Allah. Niye peki sigara, yani bu böyle bir kötü bir alışkanlığı olmayan bir çocuk sizle ilgili, sizlerle ilgili böyle şikayette bulunmuş? Ben hatta ben apartta ben o kızın yaşını artık öğrendim dedim ki abacığım bak dedim sen dedim ailesiyle de Şükrü görüşüyordu. Benim yanımda Şükrü annesiyle konuştu. Ne konuştu? Anne dedim merak etme dedi. Annesine hatta annesi dedim merak etme dedi. Benim yanımda dedi. Ben de getireceğim dedi. Hatta bunu Şükrü şikayet etmiş bunlar. Şükrü Damla Hanım 15 yaşındaki bir kız. Sizinle hiçbir akrabalık bağı yok. Empati yeteneğinizde çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı yaşta kızınız varken sizin sosyal arkadaş olarak tabir ettiğiniz ve emniyette birçok kaydı bulunan bu kişilerin yanında ne işi var? Bakın ben şimdi diyorum Şükrü'nün sevgilisi olarak geldiği için ilk geldiğinde. Tamam ilk geldiğinde Şükrü'nün sevgilisi. Dur ablacığım bak. En son geldiğinde. En son geldiğinde. Ben dedi ki abla dedi Şükrü'yü bulmam lazım dedi. Ne oldu ablam dedim ben. Abla dedi Şükrü'yü dedi iyi değil. Çok masallı anlatıyor ya bana geliyorlar. Çok özür dilerim. Onur'la Buket'i kim tanıştırdı? Zaten Onur benim yanımdaydı yani apartı o buldu bana yardımcı oldu. Onur apartı buldu. Buket'le Onur belki bir kere görülmüştür Onur yani Buket'i yani. Nasıl tanıştı? Kimin aracılığıyla? Efendim? Kimin aracılığıyla tanıdı? Benim yanımdaydı ya zaten Onur beni oraya götürdü. Apartı zaten Onur beni götürdü aparta. Siz aparta mı kalıyorsunuz? Onun için bir destek oldu. Peki, hayır. O zaman ben abimle tartıştığım için, canım sıkkın olduğu için kavga büyümesin diye bir iki günlüğüne aparta kalıyorum. Peki Damla Hanım, şimdi bir sürü isimler var. Seyircimin de kafasını karıştırmak istemiyorum ama siz böyle dört erkek ismi var. Sizle beraber siz aslında dur bakayım Ahmet o dört tabii. Dört erkek ismi var, beş erkek ismi var ve onlarla beraber arkadaşsınız. Buket de sizin ortak noktanız. Şu anda Buket nerede bu son karşında 20 Kasım tarihinde pencereden kaçmış evden? Hiçbir bilgim yok. Annesi sizi aramadı mı? Olduğunu, annesi hep arıyor kız. Son yazıştığı kişi de Hasan Koyunmuş. Onun Hayır, yanında olabilir bu mi? Bu çocuk. Efendim? Son yazıştığı kişi sosyal medyadan Hasan Koyunmuş. Onun yanında olabilir mi? Onu bilmiyorum ben. En son Hasan abi belki iki ay önce falan gördüm belki. Yani şimdi belki bak, geçmişte. Hasan abiden haber alman çok kolay. Ahmet'i var, Şükrü'sü var, Onur'u var da. Ben Hasan abi bana sağlam bir yer ayarla. Yani benim bulunamayacağım bir yer ayarla diyor. Hasan abi mobilyacı değil mi? Evet. Gerçekten mobilyacı. Arkada başka işler yapıyor mu? Nasıl yani? Evin altında bunu attığım mobilya şey var. Ne diyorlar ona? Mobilyacı atölye yani. Atölye gibi. Yani atölye gibi şey var onun yani. Evet. Hayır farklı işler yapıyor. Küçük 15 yaş altı çocukların 15 yaş üstü çocukların para karşılığında başkalı tanıştırılma pazarlanması gibi. Hayır tabii ki kesinlikle hayır öyle bir şey olur mu ya? Damla niye Hasan abisini aramış olabilir? Siz tanıdığınız çünkü için yorumunuzu merak ediyorum. Şükrü'yle hep oraya gidiyorlardı diye biliyorum ben. Şükrü'yle birlikte Hasan Bey'in mekanına da mı gidiyorlar? Şükrü bir ara Hasan abin orada kalıyordu. Ben onu tanıdığımda Hasan abin orada kalıyordu Şükrü zaten. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.